Şimdi bu depremin ilk anından itibaren devletimiz olayın tüm ayrıntısı yanındaydı, takipçisiydi. Ve çok kısa sürede özellikle vatandaşımızın barınma problemi başta olmak üzere tüm problemlerini çözmeye çalıştı. Bunda da çok büyük ölçüde başarılı olduk. Gün geçtikçe tabii bu palyatif çözümler yerine bu işin asıl çözümü, yani bilgili birimlerin alacağı kararlarla işte yıkımlar gerçekleşti. Bu saatten sonra da ilgili vatandaşlarımıza hak sahipliği anlamında vatandaşlarımızın diğer mağduriyetleri hızlı bir şekilde giderilmeye devam ediyor. Biliyorsunuz ilk etapta Düzce'deki binaların tamamı tespit edildi. Yani hasar olan, az hasar olan, orta hasar olan binalarımızın tespitleri yapıldı. Sonra akabinde geçen ayın ikisinde arkadaşlar yasal olarak bir süreç başladı. İtirazlar üzerine tespitler yapıldı. Bu tespitler de bitti ve nihai sonuçlar iki gün önce muhtarlarımıza askıya çıkmak üzere kesin sonuçlar askıya çıkarıldı. Biliyorsunuz arkadaşlar, hem vatandaşa, yani az hasarlı olan, evinde az hasar olan vatandaşımıza belli ödemeler yapıldı. Hem orta hasarlı olan vatandaşımıza kira yardımı, ağır hasarlı vatandaşlarımıza kira yardımı ve konteyner yardımları yapıldı. Bunun haricinde bir de iş yeri zarar gören 915 iş yeri sahibine de dün itibariyle arkadaşlar bankaya 18,5 milyon lira bir para aktarıldı. Burada da yine zarar gören esnafımıza bir dokunmak, onların derdine birazcık çare olmak adına böyle bir bakanlığımız tarafından, AFAD tarafından böyle bir yardım yapıldı. Bunu da burada belirtmek istiyorum.